Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Sizin için, benim için, bizim için, bu vatan, bu millet, bu bayrak için can verdiler. Kahramanca gittiler ve biz biliriz ki onlara artık ebediyet başer. Mehmet, Mustafa, Recep, Rıdvan, Abdullah, Burhan, Uğur ve Arif. Her birini bir kere daha ve her zaman rahmetle, minnetle anarak başlayalım. Bu 8 kahraman Afrin Operasyonu'nda 1083 rakımlı tepede bizler için gözünü kırpmadan canını verdi. Hepsinin bir hayali vardı. Üçü nişanlıydı. Uzman çavuş Recep Çetin daha 1,5 ay önce baba olmuştu. Kimi Van'dan, kimi en batıdan gitmişti operasyona. Ama hepsinin kalbinde aynı sevgi vardı. Önce vatan. Biri geride gözü yaşlı eşini bıraktı, diğeri ise hayatını birleştirmeyi planladığı nişanlısını. Afrin'de şehit düşen kahramanları on binler uğurladı. Veda için gelen komutanlar kahramanların cenazesinde gözyaşı döktü. Uzman çavuş Arif Demirel 24 yaşındaydı. 6 ay önce Rukiye Çekirdek'le nişanlanmıştı. 30 Ağustos'ta yani Zafer Bayramı'nda düğünü vardı. Afrin'de destan yazdıktan sonra dönecek, sevdiği kadınla evlenecekti. Operasyona giderken nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, başlasın görev diye yazmıştı. Geri dönmedi, vatan için canını feda etti. Operasyonun 41. gününde şehadet haberi geldi. Nişanlısı da kız kardeşi de gözyaşlarını tutamadı. Uzman çavuş Burhan Açıkkol'da Isparta'daki baba ocağından çıkmadan önce şehit olmaya gidiyorum demişti. Ay yıldızlı tabutla dönen kahramanı 10 binden fazla hemşerisi uğurladı. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Şehidi uğurlamak için gelenler avluya sığmadı. Şehidin 20 yaşındaki kardeşi İhsan Açıkkol abisinin üniformasını giydi. Küçük kardeşi Emirhan da fotoğrafını öptü. Assubay Uğur Palancı'nın acı haberi İzmir'e düştü. 10 gün önce gönüllü olarak Zeytindalı Harekatı'na katılmıştı. Komutanları ay yıldızlı tabuta sarıldı, kahraman asker için gözyaşı döktü. Assubay Mehmet Dinek 22 yaşındaydı. 6 ay önce nişanlanan genç evlilik hazırlığı yapıyordu. Sevdiğinin hasretini çekerken yüreği vatan aşkıyla yanıyordu. 2 gün önce annesini aramış ve anne buralar çok sisli demişti. Onu şehit eden alçaklar da öyle bir sisli anda saldırmıştı. Kalleşçe vurulmadan önce ailesine bu fotoğrafları yolladı. Teröristlerin hücre evi olarak kullandığı adrese "Biz öldük mü ki vatan bölünsün" yazmıştı. Bir diğer fotoğrafta da memleketi Nazilli'ye böyle selam yollamıştı. Uzman çavuş Recep Çetin bir yıl önce dünya evine girdi. Yavrusu, biricik kızı daha 1,5 aylıktı. 21 Şubat'ta ilkokul öğrencisinin Afrin'deki kahramanlara gönderdiği mektubu paylaşmış, "Her haine bir mermi sözümüz olsun" diye de not düşmüştü. Babasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etti. Vanlı şehit uzman çavuş Rıdvan Çevik nişanlısı Seda Derin'le düğün yapacaktı. Helal ettiniz mi? Nişanlısı kahraman askerin al bayrağı sarılı tabutuna sarıldı ve gözyaşı döktü. Törene katılanlar dev Türk bayrağı açtı. Teröre lanet sloganları atıldı. Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Uzman çavuş Mustafa Ozan Gökçe de silah arkadaşı gibi yeni nişanlanmış, evlilik hazırlığı yapıyordu. Hataylı hemşerileri Afrin kahramanı şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Hainler siste geldi. Hava şartları nedeniyle insansız hava araçları görüntü alamıyordu. YPG'li grup terör tünellerinin içinden kimseye görünmeden bölgeye sızdı. Jandarma özel harekat ekibine saldırdı. Operasyonun bu en acı haberlerinden biri 41. günde geldi. Sınırımızdan 6 kilometre ileride Hac Bilal Köyü yakınlarında 1083 rakımlı tepede sisli bir havada saldırdı YPG'li hainler. Sayıları 100'den fazlaydı. Gizli tünellerden gelip JÖH ekibine saldırdılar. 8 askerimiz şehit oldu. 13 askerimiz yaralandı. Çatışmada 23 YPG'li de öldürüldü.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. günü gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bölgede 3 gündür yoğun sis vardı. Görüş mesafesi son derece kısıtlıydı. Bu yüzden silahlı insansız hava araçları havalanamadı. Terör tünellerini ve üstü kapalı hendekleri kullanarak görünmeden askerlerimizin yakınına kadar gelen ve sayıları 100'den fazla olan YPG'liler ağır silahlarla birliğimize saldırdı. Hatay Hassan'ın karşısına düşen bölgede saldırıya uğrayan JÖH ekibi hemen karşılık verdi. Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Keltepe bölgesi obüs ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındı. Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan atak helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Savaş uçakları havalandı. Jetlerin bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye etti. Ambulanslar Hatay ve ilçelerindeki hastanelere yaralı askerlerimizi taşıdı. Ağır silahlarla jandarma özel harekat birliğine saldıran 23 terörist öldürüldü. Hac Bilal Köyü Keltepe bölgesindeki saldırıda 8 kahraman da şehit düştü. Teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimini engellemek için bölgedeydiler. Onlardan biri 23 yaşındaki jandarma astsubay çavuş Abdullah Taha Koç'tu. Operasyona gitmeden önce şiir okuyan genç Afrin'de arkadaşlarıyla birlikte bir destan yazdı. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyor şair. Şehadet şerbetini içmeden sadece bir hafta önce bu şiiri okudu. Sonra da silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e doğru yola çıktı. Konyalı kahraman asker operasyondan geri dönemedi. Vatan için canını feda etti. Jandarma komando birliğinde görev yapıyorum. Omzundaki yük ağırdı. Taşıdığı tabutun içinde yıllarca bakıp büyüttüğü, gözünden sakındığı evladı, bir aslan parçası vardı. Çocuklarımızın geleceği için hayatını feda eden kahramanın babası Ahmet Koç, oğluyla ne kadar gurur duysa azdı. ...23 yaşındaydı astsubay çavuş Abdullah Taha Koç. Bir hafta önce Diyarbakır'daki birliğinden yola çıktı. Gaziantep'te özel harekat timleriyle buluştuğunda kameralar da oradaydı. Şairin bir dizeleriyle, bir şiiriyle söze başlamak istiyorum. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyor şair. Dizeler 2008 tarihinde hayatını kaybeden eski milletvekili ve şair Erdem Beyazıt'a aitti. O satırları okuduktan sonra korku nedir bilmeyen silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e doğru yola koyuldu. Bu düşünceyle arkadaşlar buradaki komando birliğimizle polis özel harekat birliğiyle güvenlik korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle Afrin'e girip oraları temizleyip asıl sahiplerini teslim edeceğiz. Şehit düşmeden bir gün önce doğum günüydü. Yeni yaşını ailesinden uzakta Afrin'de silah arkadaşlarıyla kutladı. 1083 rakımlı tepede şehit düştü. Babasının omuzladığı tabut önlerinden geçerken temizlik işçileri de gözyaşına boğuldu. Duydunuz değil mi? Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyor. İşte böyle bu şekilde ölümü öldürebilen, ölümü yaşarken öldüren aleme meydan okur. Tıpkı bizim kahramanlarımız gibi. Ne şanslıyız ki vatan için bu ruhla çarpışan evlatlara sahibiz. Afrin'de PKK-YPG'li teröristler hem havadan vuruldu hem karadan. Jetlerin bombardımanı sırasında askerlerin kamerası da kayıttaydı. İşte terör mevzilerinin imha edilme anı. Göbeğine düştü, göbeğine. Önce komandolar karadan teröristlerin mevziğini işaretledi, ardından jetler havalandı. Teröristlerin başından aşağı bomba yağdı. 10 numara yere düştü. Oy 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 oy. Hadi! Kornet, hadi hadi! Topçu at! Kalleşçe saldırıp 8 Mehmetçi'yi şehit eden PKK-YPG'li hainlerin yerini askerler tespit etti. Lazerle işaretleme yapıldı, koordinatlar jetlere verildi. Hadi kornet tak tak! Kornet taksana roketi. Jetler bombayı hedefe tam isabetle bıraktı. Göbeğine düştü, göbeğine. 10 numara. 10 numara yere düştü. Oy 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 oy. Kornet hadi. Kornet hadi.
Topçu at. 10 numara. Yahtı geçti, yahtı geçti. Eğil, çekil. Kaçmaya çalışan teröristler karadan atılan füzelerle vuruldu. Onlar sağdan kaçıyorlar komutanım. Kornet. Sağ üstten kaçıyorlar bana. Takip et kornet. Burası da Afrin'in kuzeyi. Hareket halindeki 9 terörist tespit edildi. Atak helikopterleri ateş altına aldı. Helikopterler kalleşlere kaçacak fırsatı vermedi. 9 terörist öldürüldü. Zeytindalı Harekatı'nda en önemli adımlardan biri bu sabah saatlerinde atıldı. Gün aydınlanırken kritik öneme sahip RAJO için operasyon başladı. Çok kısa süre içinde 3 köy teröristlerden temizlendi. 8 askerimizi şehit verdiğimiz 1083 rakımlı tepe de artık Mehmetçiğin kontrolünde. Bir taraftan Mehmetçik, diğer taraftan Özgür Suriye ordusu askerleri. Zeytindalı Harekatı'nda yeni hedef RAJO. Bu sabah saatlerinde kuşatma başladı. 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe ele geçirildi. Çatışmalar da artık kırsal alandan yerleşim yerlerine doğru kaydı. Biz de şu anda RAJO'nun hemen kenar mahallesindeyiz. Aşağıda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Afrin kent merkezine giden en kritik noktalardan biri RAJO. Bölgede 350'den fazla YPG'li teröristin olduğu yönünde istihbarat vardı. Özgür Suriye ordusu birlikleri 3 taraftan tek tek evlere girerek çatışma yaşıyorlar. Günün aydınlanmasıyla Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu askerleri teröristlerin elindeki 3 köyü daha aldı. Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri teröristlerden kurtarıldı. Böylece RAJO'nun merkezine ulaşılmış oldu. Hakim tepelere Özgür Suriye ordusu askerleri yerleşti. Şu anda RAJO'nun merkezi bombalanıyor. İki tepenin arasında arkada Türkiye'yi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Operasyonun 41. gününde 8 kahraman askeri kaybettiğimiz 1083 rakımlı tepe de artık şehitlerin silah arkadaşlarının kontrolünde. Afrin'de Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun girdiği RAJO köylerinden de ilk görüntüler geldi. RAJO merkezine artık sadece 500 metre kaldı. Mehmetçik, yaşam alanları YPG tarafından işgal edilen sivilleri kurtarmak için teröristleri yerleşim yerlerinden uzaklaştıracak. RAJO'da kontrol sağlandıktan sonra Afrin'e kalan mesafe 17 kilometre. Zeytindalı Harekatı'nın 42. gününde örgütün elinden alınan nokta sayısı 120'ye, öldürülen terörist sayısı da 2395'e çıktı. Nerede bir terör tehdidi varsa orası bizim için bir hedeftir. Başbakan işte bu sözlerle terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ortaya koydu. Afrin Harekatı için bir süre yok diyen Yıldırım, bölge terörden temizlenene kadar devam edeceğiz diye de ekledi. CHP lideri de tüm Türkiye'ye bayrak çağrısı yaptı. Tehdit, tehlike, terör nerede varsa orası bizim için hedeftir. Türkiye'nin yüreğinin yandığı o acı haberin ardından Afrin Harekatı üzerinden kararlılık vurgusu yaptı. Operasyonun sadece Afrin'le sınırlı olmadığını söyledi. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Herhangi bir miat söz konusu değildir. Başbakan bölge terörden temizlenene kadar harekat sürecek dedi. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ ol! Selim yakışlasına Mehmetçiği ziyarete gitti. Aynı sofraya oturdu. Silah arkadaşlarınız Afrin'de büyük destan yazıyor dedi. Nerede olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, Mehmetlerimiz her zaman. Afrin'den gelen acı haber sonrası Kılıçdaroğlu da bir mesaj yayınladı, başsağlığı diledi. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadele konusunda kahraman ordumuza güveniyoruz. CHP lideri tüm Türkiye'ye bir de çağrı yaptı. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım. Genel merkeze ay yıldızlı bayrak asıldı. Çağrıya ilk uyan da eşi Selvi Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu bayrak çağrısını parti genel merkezinden yapmıştı. O çağrı kendi evinde de karşılık buldu ve evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Yunanistan-Türkiye sınırında görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay, iki Yunan askeri Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerler için Yunan hükümeti yanlışlıkla geçtiler diyerek diplomasi trafiği başlattı. O askerler tutuklandı. Ankara-Atina arasında sıcak saatler yaşanıyor. Bu kez diplomasi trafiğinin nedeni rütbeli iki Yunan askerinin Türkiye'ye girmesi. Bir teğmen, bir de astsubay. İddialara göre yollarını şaşırdılar. Sınırda devreye gezen o iki Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye sınırını ihlal edip içeri girdi. Hudut nöbetçileri onları fark etti, gözaltına aldı. İki kaçak asker gözaltında haberinin ardından ilk açıklama Yunanistan'dan geldi. Yunan hükümet sözcüsü askerlerin yanlışlıkla sınır ihlali yaptığını söyledi. Kötü hava şartlarını kaybettiler dedi. İki Yunan askeri sabah saatlerinde hudut kartalları tarafından Meriç Nehri kıyısında yakalandı. O gelişme sonrası Yunanistan Genelkurmay Başkanı mevkidaşı Hulusi Akar'ı aradı. O da yanlışlık olduğunu söyledi. Türkiye'ye yasa dışı giriş yapma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Yunan askerleri casusluktan tutuklandı. Hayır, neden kaçırıyorsun? Siyasetin en sıcak gündemi ittifak başlığı. Dün kritik bir randevu vardı. Kapısı çalınan adres yine Saadet Partisi oldu. Kapıyı çalansa AK Parti'ydi. Cumhurbaşkanı kapıyı son ana kadar kapatmayacaklarını söylemişti ittifak için. Saadet lideri ise o görüşme sonrası ittifak gündemimizde yok dedi. Cumhurbaşkanı kapıyı kapatmadık demişti. Hatta Mustafa Şentop'u görevlendirdi. Ve Şentop Saadet'in kapısını çaldı dün akşam. AK Parti ittifak teklifini dillendirdi. Bu resmen de iletilmiş oldu ama biz şu anda ittifak konusu gündemimizde değil dedik. İkili görüşme sonrası ilk açıklama Karamollaoğlu'ndan geldi. İttifakın kendi gündemlerinde olmadığını belirtti. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Saadet lideri ittifak için ne kapıyı tam kapattı ne de ardına kadar araladı. Seçimlere daha çok var dedi. Özellikle seçim atmosferine girilirken o günkü şartlara göre bir karar verilir. Önümüzdeki hafta MHP de Saadet'le bir araya gelecek. İttifak başlığı yine masada olacak. Bir yandan İyi Parti de Saadet'le ittifak peşinde. Görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz. Herkesle görüşürüz. Siyasetin sıcak başlığı artık ittifak. O ittifak arayışlarında da en kilit adres olma yolunda Saadet. Biz bütün partileri markajda tutmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi markaja alıyorlar. Saadet'in seçime nasıl gireceği, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi destekleyip göstereceği belli değil ama kesin olan bir şey varsa o da son güne kadar en aranan genel merkez olacağı. Bu arada CHP kanadından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çekici bir açıklama geldi. Dün Dursun Çiçek, Abdullah Gül'ün Saadet'in adayı olmasını temenni ederim. Milletvekili imzası gerekirse de toplayabiliriz dedi. CHP içinde isimler mi konuşuluyor sorusu gündeme geldi. CHP'li Çiçek'in Gül önerisine CHP kurmayları yanıt verdi. Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. CHP'li Dursun Çiçek, Abdullah Gül Saadet'in adayı olmalı önerisinde bulundu. Hatta 100 bin imza toplanmazsa milletvekilleri imza verebilir dedi. Gözler altı oka çevrildi. Mecliste imza verip 100 bin imza yerine 20 imzayla bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. CHP'li Çiçek'in imza verebiliriz sözleri genel merkezde kurmaylara soruldu. Özgür Özel resmi bir görüş değil dedi. Dursun Bey'in kendisiyle de konuştum. Bir sohbet tarzında geliştiğini ve kişisel temennisi olduğunu söylüyor. Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Siz Sayın Abdullah Gül'ün aday gösterilmesini de bireysel olarak temenni eder misiniz? Bilemeyiz. Bir başka partinin iç işlerine karışmayız. Peki CHP'nin göstereceği aday kim ve nasıl biri olacak? Henüz isim yok ama kriterler belli. Kazananın cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar olması gerektiği ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok. Dursun Bey burada, onun açıklamasını bana yorumlattı mı ona sorarsın. Dursun Çiçek, Saadet için Gül ismini telaffuz etti ama ilk turda her parti kendi adayını çıkarmalı demeyi de ihmal etmedi. Özel de aynı vurguyu yaptı. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da
bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez. CHP Dursun Çiçek'in kendi fikri dedi. Gül Saadet'in adayı olmalı önerisine. Yani o öneriye kapı kapalı. Gül'ün kendisinden ve Saadet'ten nasıl yanıt geleceği merak konusu. Hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. Bu arada MHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak polemiği giderek büyüyor. Liderlerden sonra bu kez kurmaylar o tartışmalara dahil oldu. İYİ Parti ile MHP kurmayları ittifak ismi ve İPAT'la polemikleri üzerinden karşılıklı ver yansımıyız. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin. Cumhurcuna ittifakında karar kılın. Tartışmanın fitilini işte bu sözler ateşledi. MHP ile İYİ Parti arasında ipler iyice gerildi. Liderler sustu, kurmaylar polemiği devam ettirdi. Kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Pensilvanya Kardinali'nin sözcüsü dedi. O sözlere yanıtıysa İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu verdi. Espri içeren beyana böyle cevap verilmez. Ama Semih Bey'in üslubu böyle. Cumhur İttifakı değil, sadece şahsi emellerini besleyen bir cukka ittifakı. Her salatalık var diye tuzluk mu satacağız yani? Bunların üzerinde bahsettiğiniz kişi üzerinde bir FETÖ gölgesi var. 15 Temmuz'dan sonra ben başbakanım sözünü nereye koyacaklar? Kurulan ittifaka bu kadar kin duymalarının sebebini kendi çöküş süreçlerini görmelerine bağlıyorum. Ve Bahçeli'nin önerdiği ittifak ismi. İYİ Parti ve MHP kurmayları ittifak üzerinden de atıştı. İp sizler terliyor. İp Sayın Devlet Bahçeli'nin işidir. Önce idam için ip atmıştı. Sonra kuyudan çıkarmak için kurtarmak adına Tayyip Erdoğan'a birkaç defa ip attı. Şimdi de ipini Tayyip Erdoğan'ın eline verdi. Affedersiniz, ipe sapa gelmez saçma sapan sözler. Karşılıklı söz düellosuna bakılırsa iki parti arasındaki tartışma daha da alevlenecek. İstanbul'daki elektroşoklu sapık paniği nihayet bitti. 13 yaşındaki bir kız çocuğunu elektroşok cihazıyla bayıltıp taciz eden sapık yeni kurban ararken yakalandı. Apartman kapısının önüne geldiğinde bu sefer elektroşok cihazı göstermiş çocuğa. Kendisini takip eden adamdan şüphelendi, yolunu değiştirdi. Ama sapık onu eve girerken kıstırdı, elektroşok cihazıyla bayıltıp taciz etti. Babamla zaten telefonda konuşamam, sadece hani beni kurtarın diye bağırıyormuştu. İğrenç olayın adresi Kağıthane. 13 yaşındaki kız okuldan eve dönüyordu. Apartmana yaklaştığında takip edildiğini anladı. Kız kardeşim burada evin önünde yokuştan aşağı inerken o şahsı görüyor. Tipini gördüğü için ürküyor, kaldırım yani diğer kaldırıma geçiyor karşısına. Apartman kapısının önüne geldiğinde tedirgin olduğu için arkasına dönüp bakıyor. Küçük kız kimseyi göremeyince rahatladı. Apartmandan içeri girdi ama sapık hala peşindeydi. 7. sınıf öğrencisi evin kapısını açtıktan sonra adımını içeri attığı an tacizci de onu tam bu noktada yakaladı. Kapıyı sertçe vurunca kız önce yere düştü, ardından cebindeki elektroşok cihazını çıkardı. Elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra evin içine girdi. Çocuk aklı bana bir şey yapmasın diye bayılma numarası yaptım diyor çocuk. Bu da bu sefer elektroşok cihazı göstermiş çocuğa, elinden tutup kaldırmış. Tacizci küçük kızı elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra salona getirdi. Önce koltuğa uzattı ve ardından iddia göre küçük kızı taciz etmeye başladı. İşte tam o esnada küçük kız kendine geldi ve bağırmaya başladı. Bu kez küçük kızı tacizci darbe etmeye başladı. Kardeşim çığlık atmaya başladığını tablet alıp evden uzaklaşıyor. O sapığın kaçışı 2 ay sürdü. Mağdur kızın babası alışverişten dönerken tesadüfen adamın otobüse bindiğini gördü. Dedektif gibi iz sürdü ve sapığı polise yakalattı. Gültepe karakolunun önüne geldiğinde otobüs duruyor. Babam iniyor, polis getiriyor. Polis geliyor, bunu alıyor. Üstünden yine o telefonla şok cihazı çıkıyor. Elektroşoklu sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört çocuk İstanbul'da korkunç bir işe kalkıştı. İnanılır gibi değil ama hırsızlık çetelerine taş çıkaran çocuklar park halindeki bir belediye otobüsünü kaçırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis boyundan büyük direksiyondaki çocuğun yaptıklarına inanamadı. Yaşları da boyları da küçüktü ama bir hırsızlık çetesi kadar profesyoneldiler. Belediye otobüsünü kaçıran dört afacan İstanbul'u birbirine kattı.
Akıllara durgunluk veren olay Ümraniye'de yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü aracını evinin önüne park etti. Ardından da bu dört çocuk geldi. Ön kapıyı açamadılar ama biri orta kapıdan girmeyi başardı. Artık dördü de içerideydi. Biri şoför koltuğuna oturdu, diğerleri gözcülük yaptı. Bir ara dışarıdan gelen seslerden korkup yere yattılar. Sonunda sürücü koltuğundaki çocuk otobüsü çalıştırdı. Otomatik vitesi bile ayarladı. Ve küçücük boyuyla koca otobüsü kullanmaya başladı. Hızını arttırdı. Keyifleri o kadar yerindeydi ki etrafı seyre bile daldılar. Otobüsün direksiyonu bile boyundan büyüktü ama o usta bir şoför gibi kolunu konsola bile koydu. Otobüsün hızı yanından geçtiği otomobillerden de anlaşılıyordu. Sollama yaptılar, tünele girdiler, bariyerleri sıyırarak geçip hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske attılar. Bir süre sonra canları sıkıldı. Şoför koltuğundaki çocuk otobüsü kenara çekti ve dört kafadar otobüsten inip kaçtı. Otobüsü terk edilmiş halde gören otoyol polisi aracın sahibine ulaştı. Korkunç macerayı ucuz atlatan dört afacandansa henüz haber yok. Sayın seyirciler, İstanbul Kartal korkunç bir çifte cinayete sahne oldu. Yaşlı karı koca evlerinde cansız bulundu. Baş şüpheli ise öz ve öz oğulları. İddiaya göre cani evlat elini kana bulamasının ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gitti. Bana yardım edin dedi. X mi? Polisler de tekrar ben buraya gelebilir dediler. Şu anda tedirgin bir şekilde bekliyoruz. İddiaya göre 38 yaşındaki adam anne ve babasını katletti. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sığındı. Çifte cinayet mahalleyi şok etti. Peki kimden şüpheleniyorlar? Oğullarından. Sonra zaten kapı açıldığı zaman Hatice Hanım'ın cansız bedeni kapının hemen arkasında. Akıl almaz olayın adresi Kartal. Hatice Öztürk emekli sosyal bilgiler öğretmeniydi. Daha yeni anneanne olmuştu. İşletme mezunu eşi Bülent Öztürk ise ticaretle uğraşıyordu. Yakınları Hatice Öztürk ve Bülent Öztürk'ten bir gün boyunca haber alamayınca akşam saat 17 sıralarında Kartal'daki bu evin önüne geldi. Kapıyı çaldı ancak açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapı açıldığında ise 65 yaşındaki çiftin vahşice katledildiğini gördü. Komşuların ifadesine göre evden şiddetli sesler geliyordu. Ancak böyle olacağı kimsenin aklının ucundan geçmemişti. Oğlu öldürmüş annesini babasını. Münakaşa etmiş herhalde. Kavga çıkmış aralarında. Alkol problemi veya bir madde bağımlılığı var mıydı oğullarının? Yani duyduk. Böyle olduğunu duyduk. Polis yapılan incelemede katil zanlısını 65 yaşındaki çiftin oğulları olarak belirledi. İddiaya göre çarşamba günü saat 23'te oğulları eve geldi ve annesini babasını bıçaklayarak öldürdü. Ardından üzerini değiştirdi. Temiz kıyafetlerle buradan uzaklaştı. Suç aletini de temizleyip banyoya sakladı. Firari Emrah Öztürk'ün izine çok geçmeden ulaşıldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Gözaltına alındı. Katil zanlısı evlat 3 hafta gözetim altında tutulacak. Çifte cinayet kurbanı çiftse yarın Kartal'da toprağa verilecek. İstanbul ve Bursa'dan sonra bir istinaf duvarı faciası da Trabzon'da yaşandı. Manzara yine aynı. Enkaz altında kalan otomobillerin halini görenler gözlerine inanamadı. İstinat duvarı çöktü, otomobiller kağıt gibi ezildi. Kaya parçaları 15 aracı oyuncak gibi savurdu. Üstü havada, olan araba benim arabam. Altıya doğru bir gürültü oldu. Bir şeyin çöktüğünü hissettim. Bu sitede yaşayanlar kabus gibi bir sabaha uyandı. Korkunç gürültüyü duyunca pencereye koşanlar otomobillerini göremedi. Sitenin duvarı da yerinde yoktu. Yağmur nedeniyle istinat duvarı çökmüş, sitenin bahçesinde sanki heyelan olmuştu. Dedim herhalde arabanın kornası takıldı. Kalktım bile baktım ki duvar komple yerle bir. Duvarın altında biri motosiklet, toplam 15 araç vardı. Hepsi tost gibi ezilmiş, bazıları üst üste çıkmıştı. Bizim de arabamız orada, evet. Benim kendi motorum da var, çalıştığım iş yerinin motoru orada. Sokak geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler dev kaya parçalarını otomobillerin üzerinden güçlükle temizledi. Bunlar yapılırken söyledik arkadaşlara, bunlar tutmaz, bunlar yıkılacaklar. Hepsi tamam dedi, bak sonuç bu. Olayın tek sevindirici yanı sabah gün ağarmadan yaşanması ve ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasıydı.
37 şehirde TOKİ herkese uygun ev satışına ve kampanyaya başladı. Başvurular 30 Mart'ta sona erecek. Kampanyadan ev almak isteyen son bir yıl içinde o şehirde ikamet etmek zorunda. İllerle evin durumuna göre değişen taksitler ise 190 lirayla 2600 lira arasında. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya tam 37 şehirde dar gelirliye ev sahibi olma fırsatı doğdu. Türkiye'nin dört bir yanında TOKİ evleri yükselmeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan tam 6256 konut yeni sahiplerini bekliyor. Düşük bütçeyle ev sahibi olmak isteyenler için Mart ayı önemli. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler elini çabuk tutmalı. Çünkü başvurular için son tarih 30 Mart. Son bir yılda aynı şehirde oturma zorunluluğu var. Fiyatlar en az 56 bin liradan başlıyor. Peşinat en az 10 bin lira. İster 120 ay ister 240 ay taksit seçeneği sunuluyor. Örneğin 240 ay taksitle aylık ödeme 190 lira. Ev fiyatları şehre göre, bütçeye göre farklılık gösteriyor. Yani 190 lira taksitle ev de var, 2600 lira taksitle de. TOKİ'den ev sahibi olmak için öncelikli şart hiç ev sahibi olmamak. Eş ya da çocuklar üzerine de kayıtlı bir evin olmaması gerekiyor. Ve daha önce ev kredisi kullanmamış olmak da zorunlu. Şartlara uyanlar ev sahibi olmak için başvuru yapabilecek. TOKİ genelde konut bedelinin %10'u, 20'si veya %25'i oranında peşinat alıyor. 20 yıla kadar da taksit olanağı sunuyor. TOKİ'nin emekliyi ev sahibi yapma fırsatları da devam ediyor. Konut projelerinin %25'i emekliler için ayrıldı. Ödemelerse ayda 300 ila 400 lira arasında değişiyor. Yine şişede durduğu gibi durmadı. Ancak yaşlı adam hem çok kibar hem de kör kütük sarhoş olunca kendisiyle başa çıkamadı. O kadar sarhoştu ki aynadaki yansımasını bile tanımadı. Dakikalarca yol vermeye çalıştı. Neredeyse kendisiyle kavga edecekti. Önce kibarca yol verdi. Yansımasıyla kibarlık inatlaşması giderek yerini gerginliğe bıraktı. Neredeyse kendisiyle yumruklaşma aşamasına gelmişti ki o anlara tanık olanlar müdahale etti. Aşırı derecede alkollü adamın ibretlik görüntüleri sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Doğuştan bir kalp rahatsızlığı vardı. 11 aylık olana kadar 3 ameliyat geçirdi. Ailesi oğullarının sağlığına kavuşmasını beklerken iddialarına göre Umutcan bebeğin hastaneden apar topar taburcu edilmesi onun ölümüne neden oldu. Daha yaşını doldurmamıştı Umutcan. Geçirdiği ameliyatların ardından da hayata dört elle sarıldı. İddiaya göre anne babası onu hastane ihmali yüzünden 11 aylık bebeklerini bugün ebediyete uğurladı. Allahu Ekber. Umutcan hayat doğuruyor. Çok güzel bir bebek, çok güzel bir bebekti. Sen niye girmiyorsun, niye girmiyorsun? Sen niye girmiyorsun, niye girmiyorsun? Cenab-ı Allah çok güzel bir bebek verdi ama bebeğimizi kurban ettiler. Mehmet'le Çiçek Yılmaz çiftinin tek çocuklarıydı Umutcan. Kalbinin sol tarafından gelişim bozukluğuyla dünyaya geldi. Özel bir hastanede iki ameliyat geçirdi. 23 Kasım'daki 3. ameliyatın ardından solunum sıkıntısı yaşayan Umutcan için zorlu süreç başladı. Doktor beyin söyledi, durumu iyi dedi. Yani ameliyatı da çok başarılı geçti dedi. Ama işte solunum yetmezliğinden sonra bayağı sıkıntılar yaşadık. 1,5 ay yoğun bakımda kaldı. Kendi kendine solunum yapamayan Umutcan solunum desteği alıyordu. Bu şekilde de serviste bir ay yattı. 17 Şubat 2018 gecesi saat 01.30'da ailesi Umutcan'ın taburcu edilmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ben sadece güveniyorum dedim size, çıkarmayın. 112 götürmeyiz bu çocuğu dedi. Stabil değil dedi bu çocuk. Çaresizlik içinde bebekleriyle eve döndü genç çift. Ve 2 saat sonra bebeklerinin nefes alamadığını fark ettiler. Ambulansla evlerine en yakın özel hastaneye gittiler ancak iddiaya göre o hastanede bebek yoğun bakım ünitesi yoktu ve acildeki çocuk doktoru ameliyat oldukları hastaneyi aradı. Hastanede doktorla verilen cevap şudur: biz çocuğu ameliyat ettik, taburcu ettik, artık geri kabul edemiyoruz. Derdimiz yani dünya başımızda yıkıldı. Umutcan'ın kalbi o sabah 8.30'da durdu.
Ameliyatının yapıldığı hastane Umutcan'ı kabul ettiğinde artık çok geç kalınmıştı. Aradığımızda eğer hastane bizi kabul etseydi biz 6.30'da orada olacaktık. Çünkü Sağlık Bakanlığı ambulansı hazır bekletirdi. Hastaneye götürdüğümüzde bize söyledikleri beynin %90'ı iflas etmiş durumda olduğunu, kalbinde büyük bir zarar gördüğünü öyle söylediler. Bu sabah daha fazla direnemedi küçük bedeni. Anne babası kucaklarını almaya doyamadıkları 11 aylık bebeklerinin ölümünde ihmali olan varsa ortaya çıkmasını istiyor. İdari soruşturma Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Adli soruşturma içinde pazartesi günü inşallah avukatımla beraber gerekli mercilere başvuracağız. Oğluyla yeni hayat kurmak istiyordu. En büyük hayali de bir ev almaktı. Hatta o evi bulduğunu da sandı. Ama emlakçı zannettiği dolandırıcı peşinat olarak aldığı 81 bin lirayla kayıplara karıştı. Burası mı ev? Gösterdiler. Burayı gösterdiler. O çok zoruma gidiyor. Yani çok büyük hayallerle aldım bunları. Kullanmak nasip olmadı. Annesinin hediye olarak aldığı buzdolabı da var arasında. 8,5 yaşındaki oğlu için yaptırdığı oda takımı da. Ancak şimdi hepsi bir çatı katında çürümeye mahkum oldu. Çünkü bir dolandırıcı genç kadının hayallerini çaldı. Şuraya çıkamıyorum yani. Burada bir şey almak istediğin zaman çıkamıyorum buraya, bakamıyorum bunlara. Yeşim Şen eşinden ayrıldıktan sonra küçük oğluyla birlikte annesinin İstanbul Sarıgaz'daki evine yerleşti ve burada yaşamaya başladı. Hem oğlu için hem de kendi için biriktirmiş olduğu biraz parası vardı ve tek hayali bir tane yepyeni bir ev almak ve oğluyla birlikte yaşamına devam etmekti. Yolda yürürken bir gün bir emlakçının camında ilan gördü. Camda acil satılık daire ilanını gördüm. 250 bin yazıyordu. İçeri girdik, çok ılımlı böyle sıcak karşıladılar. 200'e indiler. Yıllarca kuaför olarak çalışıp kazandığı parayla hayalini kurduğu eve artık çok yakındı. Emlakçı fiyatta daha da esnek davrandı. 162 bin liraya kadar indi. Yeşim Şen Umut'la evi görmek için o adrese gitti. Burası mı ev? Gösterdiler. Burayı gösterdiler. Hala boş. Hala boş. Evi geldi, gördü, içeri girdi. 2+1 tam 90 metrekare ve ona göre şahane bir daireydi. Ve burayı almaya karar verdi ve emlakçıyla konuşmaya başladı. Dediler başka yerde de inşaatımız var bizim. İşçilerin parasını vermemiz gerekiyor. Sen yarısını peşin ver. Biz inşaatımızı tamamlayalım. 81 bin liraya gitti, emlakçıya verdi ve bir sürü eşya, yeni eşya siparişi verdi. İşte oğluna çocuk odası takımı almıştı. Çamaşır makinesi almıştı. Yeni sehpalar almıştı. Yemek takımları almıştı. Ama emlakçıyı aradı. Ve aradığı telefona kimse cevap vermedi. Rutubetten çürümeye mahkum. Yani en çok şuraya çıkamıyorum yani. Burada bir şey almak istediğiniz zaman çıkamıyorum buraya, bakamıyorum bunlara. O çok zoruma gidiyor. Yani çok büyük hayallerle aldım bunları, kullanacağım diye. Kendi evi için aldığı eşyaları annesiyle yaşadığı evin çatı katına yerleştirdi. Dükkanı boşaltan emlakçı ise telefonlara da cevap vermedi. Kapalı. Aptal yerine konmak, yıllardır dişimden tırnamdan artırıp bir ev alacakken hepsinin birden gitmesi, bazen inanamıyorum bile bunları yaşadığıma. Ev hala boş ve iddiaya göre tek mağdur Yeşim Şen değil. Dolandırıcılar iddiaya göre bu evi numune olarak kullanıyorlar ve yine iddiaya göre tam 12 kişi daha mağdur. Ve o mağdurlardan da belli bir takım peşinatlar alındı ve o sahte emlakçılar yine ortadan kayboldu. Sadece komşularımızdan 12 kişi dolandırdı. Aynı ev üstünde mi? Aynı evi. Onlardan kimisinden 10 milyon, kimisinden 6 milyon, kimisinden 12 milyon hep öyle bir para aldılar. Yeşim Şen savcılığa başvurdu ve şikayetçi oldu. Oğlumla bana yeterdi. Ben adamların bulunmasını, başka kişilerin canının yanmamasını ve paramı geri almak istiyorum. Otoyolda nefes kesen takip havadan görüntülendi. Ancak kovalamaca bu kez çok eğlenceliydi. Çünkü polislerin peşinde olduğu firariler azılı suçlular değil, kaçak köpeklerdi. Behind. The stacked up. It's not gonna do it. Sevimli köpekler birlikte firar etti. Herkesi alarma geçirdi. Biri karavan parkına girince yakayı ele verdi ama diğerini yakalamak o kadar kolay olmadı. İki minik nasıl yaptılarsa yaptı, hayvan barınağındaki kafeslerden kaçmayı başardı. Ama özgürlüğün tadını çıkarmak için en olmayacak yeri seçti.
I'm sure a lot of dog owners down there. Arkadaşının yakalanmasının ardından diğer köpek kendini otoyola attı. Ekipler ihbar üstüne peşlerine takılınca bir anda kilometrelerce kuyruk oluştu. Sadece polis değil, diğer sürücüler de peşine düştü. Ama sevimli köpek kaçmakta kararlıydı. Herkes çok yaklaştı ama hiçbiri başarılı olamadı. Come on, buddy. Sonunda sevimli minik de firari arkadaşı gibi aynı karavan parkına girdi. Yakayı ele verdi. Hareketli anlar kötü bir kaza yaşanmadan sona erdi. Hastalıklar, iflas, geçim zorluğu. Hanımeli Çarşısı kadınlarının ortak noktası yaşam koşullarının acımasızlığına yıkılmadım ayaktayım diyebilmeleri. İşte her şeye rağmen kendi ayaklarının üzerinde duran o kadınların sorunu. Evin reisi benim. Benden başka kimse yok evde. Motivasyon oluyor bana ve hastalığımı unutuyorum bu şekilde. Beni hayata bağlıyor. Hepsinin hikayesi farklı ama ortak noktaları ayakta kalmaya çabalayan güçlü kadınlar olmaları. Şimdi aynı yerde buluştular, hem para kazanıp hem birbirlerine destek oluyorlar. Bir gece yangın olayı oldu. Maddi manevi olan imkanlarımızı kaybettik. Bu benim özel hayatımı da etkiledi. Bir şeyler yapıp tekrar kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yasemin Hanım zorlukların üstesinden tek başına gelmeye çalışan 400 kadından biri. Ümraniye Belediyesi Hanımeli Çarşısı'ndaki 18 küçük dükkanı 15'er günlüğüne onlara tahsis ediyor. Ben 8-9 yaşından beri yapıyorum el işi. Burada yani maddi manevi her türlü destek oluyor. Hem psikolojik açıdan da iyi geliyor burada bir şeyler yapmak, satışa sunmak. 8 yaşından beri engellerini el işlerine sarılarak aşıyor Zeynep Hanım da. Yaptığı patiklerin, bebek yeleklerinin satışını yaparak ben de bu hayatta varım diyor. 200 oluyor, 300 oluyor, 1000'i görüyoruz bazen. Ya belli olmuyor. Eşini kaybettikten sonra engelli çocuğuyla bir başına kalan Huriye Hanım da yıllardır el emeğiyle kazandıklarını bu dükkanlar sayesinde daha çok kişiyle buluşturma imkanı buldu. Ben dört duvar arasındaydım bir engelli çocuğumla. Kapı komşuyama bile gidemiyordum. Bir ekmek kapısı oldu. Ne yaptımsa ben burada değerlendiriyorum, satıyorum. Kendi oyaladığı yazmaları 25 liradan satışa sunuyor. Kadınlar bu çarşıda sadece el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Bunun fiyatı da 650 TL. Fiyatı 750 TL. Tamamıyla hani el emeği olduğu için. Diyorum ki hani ben bir şeylere yarıyorum. Çantadır. Kendi çantamı kendim yapıyorum. 30 lira 50 lira arası değişiyor. Burada da keçeden cüzdanlarımız var 10 lira. Takılarımız var 20 lira 25 lira arası değişiyor. Hepsi de güçlü duruşlarıyla kendilerini hayran bırakıyor. Çünkü onlar çalışarak zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor ve kendileri gibi olan tüm kadınlara örnek oluyorlar. Boş durmasınlar, üresinler. Doktorlar da insan. Zaman zaman onlar da hata yapabiliyor. Ancak böylesi görülmedi. 20 kişilik koca ekip öyle bir hata yaptı ki ülke ayağa kalktı. Hastaların bileklikleri karıştı. Doktorlar yanlış hastanın kafatasını açtı. Beyin ameliyatı yaptı. Karışıklık saatler sonra fark edildi. Akıl almaz hatanın adresi Kenya. Devlet hastanesine bilinci kapalı iki hasta getirildi. Birinin beyninde pıhtı vardı, gerçekten ameliyat olacaktı. Ancak diğeri sadece kafasındaki şişliğin kontrolü için getirilmişti. Ancak doktorlar yanlış bilekliğe bakınca kontrol için gelen hasta ameliyathaneye alındı. Kafatası açıldı, ameliyat başladı. Doktorlar saatler sonra beynin hiçbir yerinde pıhtı bulamayınca yaptıkları yanlışı anladı. Apar topar ameliyattan çıkarıldı. Daha da ilginci, esas hastanın durumu iyiye gitti. Belki de operasyona gerek bile kalmayacak. Dudak uçuklatan karışıklık nedeniyle 4 doktor açığa alındı. Alex Zero is one of the surgeons. Dalından yemenin tadı bir başka, tazesini görmek, nasıl büyüdüğüne şahit olmak. Ama öyle sebze meyveler var ki dalından yemek için küçücük bir balkon bile yeterli.
Evde kendi tarımınızı yapabilmeniz için binlerce dönüm araziye ihtiyacınız yok. Sadece birkaç metrekare yeterli. Balkonunuzda da istediğiniz meyve sebzeyi artık neredeyse hemen hemen yetiştirebilirsiniz. İşte balkonunuzda yetiştirebileceğiniz 5 bitki. Balkonda yetiştirebilecekleriniz arasında birinci sırada limon var. Limon yediveren olarak biliniyor ve hangi mevsim, hangi ay ekerseniz ekin mahsulü alabiliyorsunuz, değil mi? Evet. Mahsul dedim ama. Her zaman alabiliyorsunuz çünkü yediveren olduğu için. Limon fidanını sadece dibi kurudukça sulayacaksınız. Ya, ayda bir, iki ayda bir diye bir şey söyleyemiyoruz. Ne zaman kurursa o zaman sulayacaksınız. Ve salatanıza da taze taze limonunuzu mutfağınızda koparıp yiyebileceksiniz. İkinci sırada da böğürtlen var. Böğürtleni de tıpkı limon gibi yılın her ayı, herhangi bir ayı balkonunuza dikebilirsiniz. İşte bu şekilde fidanı böğürtlenin. Görüyorsunuz fiyatı da gayet hesaplı. 5 liraya bu. Burada da daha büyük fidanlar var, böğürtlen fidanları. Peki meyvesini ne zaman verecek bu diktiğiniz böğürtlen fidanı? Siz diktikten sonraki ilk yaz ya da ilk baharda meyvesini vermeye başlayacak. Böğürtlenler genelde yer gölge yer güneşi çok güzel, sağlıklı olur. Torf kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Doğal besleme ekstresini normal organik gübre kullanırsanız daha güzel, daha lezzetli meyveler alabilirsiniz. Üçüncü sırada da bodur üzüm asması var. Evinizde üzüm yetiştirebileceksiniz. Balkonunuzda o küçücük alanda işte bu asmaları alacaksınız. Önce asma fidanlarını şöyle tekli şekilde toprağa, saksıya ekeceksiniz. Can suyunu vereceksiniz ve işte o büyüyüp yeşillenecek ve ekildiği yılda size üzüm verecek. Şeylerin bulamasını yaparsınız şu şekilde. Daha sağlıklı olsun diye, gelişsin diye. Nasıl toprak kullanacağız? Normal bizim bahçe toprağı gibi topraktır bunlar. Şimdi şu şekilde oturtur. İyice sıkıştırıyoruz toprağı. Sonra köklerin üzerine tekrar saksı dolana kadar toprak ilave ediyoruz. Bu sene en azından yaprağını verir. Hı-hı. Seneye de meyve yapmaya başlar. Özellikle de salataların vazgeçilmez yeşilliği marul var. Bakın elimde küçücük marul fidesi görüyorsunuz. İşte bunu dikeceğiz şimdi. Bunu da her mevsim, yılın her ayı dikebiliyorsunuz ve verim alabiliyorsunuz. Güzel gelişmesi için bir tane ekmeğimiz daha sağlıklı olur. Boş kalan yerleri de yine toprakla dolduruyoruz. Devam ederiz. Varsa hayvan gübresi mesela kurutulmuş, onlardan yanlarına koyabilirsiniz. Çiçek gibi de duruyor aslında, sadece marul gibi durmuyor, yenilebilir bir şey gibi değil. Bir bitki aynı zamanda, yeşillik evde çok kavrulur mu? Çok güzel yerde fazla gelişmez. Yarı gölge, yarı güneşte çok güzel gelişir. Hem göbekli güzel dolgun dolgun büyür. En doğalını dalından koparıp yemek hiç de imkansız değil. Balkonda daha neler neler yetiştirebileceğinizi bir bilseniz, evet zeytin ağacı dikemezsiniz ama bodur zeytin fidanını balkonunuza dikebilirsiniz. Zeytinyağı almaya yetecek kadar zeytin verir mi bilmiyoruz ama en azından kahvaltılık zeytinleriniz organik kendi balkonunuzdan çıkacak. Kalıbını bozmadan çıkarmak lazım. Çünkü bunun kalıbı bozulduğu zaman canlanması biraz zor olur. Toprağı bozulmadan bu şekilde girmesi lazım. Arta kalan yerlerinde normal toprak ilave ederek bunları da şu şekilde doldururuz. Adana'da Alaska kurdu bir köpekle dolaşan çocukla polis arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polis köpeğin çalıntı olmasından şüphelendi. Çocuk benim diye direndi. Macera karakolda bitti. Bu köpek kimin? Arkadaşlar gelin. Hani şeyini göster, annesini göster. Nasıl evde? Bunu biz alıyoruz, siz zaptan alacaksınız. Olamaz abi. Köpeğimi vermiyorsan. Çocuk köpeği vermemek için direndi. Polis de karneyi görmek için. Okulun etrafında köpekle dolaşmak çok yasak. Burası eğitim öğretim kurumu arkadaşlar. Bu köpeğin belgesi var mı arkadaşlar? Şu köpek. 14 yaşındaki çocuk Alaska kurdu cinsi köpeğiyle okulun etrafında geziyordu. Köpeğin çalınmış olmasından şüphelenen polisler çocuğa köpeğin kimliği var mı diye sordu. Bu köpek kimin? Arkadaşlar gelin. Hani şeyini göster, annesini göster. Nasıl evde? Bu köpek kaç lira sen biliyor musun? Bunu biz alıyoruz, siz zaptan alacaksınız. Olamaz abi. Köpeğimi vermiyorsanız. Belgesi yok, belgesini getirdiğin zaman geri veriyoruz. Tamam, gidin eve belgesini getirin. Polisler köpeğe el koymak istedi. Çocuk köpeğinden ayrılmamak için direndi. Arkadaşlar bunu alın. Yok abi, köpeği alamaz. Beraber gidiyorsun. Beraber gidiyorsun. Bir dakika, köpeği alamaz. Beraber gidiyorsun. Yok abi, olmaz. Beraber gidiyorsun. Beraber gideceksiniz. Almıyoruz. Beraber gidiyoruz. Tamam, bırakır mısın köpeğimi? Beraber gidiyoruz. Köpeğim var abi. Buna biz değil, tamam. Beraber gidiyoruz. Çocukla birlikte emniyete götürülen Barut'un karnesinin olmadığı belirlendi. Çalıntı şüphesiyle el konulup barınağa gönderildi ama köpeğin kimin olduğu hala bir soru işareti.
Kar her zaman çile anlamına gelmiyor. Bazen manzaranın güzelliğine doyumsuz bir güzellik de katabiliyor. Önce kar ağaçları beyaza bürüdü, ardından güneş açtı. Bolu Dağı'nda seyirlik bir manzara ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri Bolu Dağı. Kar yağışı dendi mi yolda olanları bir telaştır alır. Ama bu kez öyle olmadı. Bolu Dağı ve çevresindeki görüntü adeta bir tablo gibiydi. Sırada reklamlar var.